Selam arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte bedava logo yapan Instagram sayfalarının logolarını inceleyeceğiz ve arasından en iyi olanı seçeceğiz arkadaşlar. Arasından en iyi yapanın Instagram linki açıklama kısmında var. Oradan gidip onu lütfen takip edin arkadaşlar. Çünkü emeğinin karşılığını almasını istiyorum. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz Instagram hesabı benim hesabım, ee, benim hesabımda linki açıklama kısmında var. Beni de Instagram'dan takip edebilirsiniz diyelim ve videoya başlayalım arkadaşlar. Ben ee, bir story attım, bir hikaye attım ve bana 60 kişi falan yazdı, yaklaşık 50-60 kişi yazdı. E, şu an DM kısmında 18 gözüküyor ama şu şekilde göstereyim. E, Baya bir kişi yazdı ve bunların hepsine bakmaya çalışacağız. E, şu an görmüş olduğunuz gibi saat e, 12-15 geçiyor yani akşam geç saatlerde bir saat. E, tabii ki de bu saatte yapamayacaklarını biliyorum. E, o yüzden aradan zaman geçsin diye yarın yani e, gündüz bunlara yazacağım. Yani şimdi yazacağım gündüz logolarını yapıp atacaklar. Yani bayağı bir zamanları olacak. E, büyük ihtimalle öğlenden sonra falan yazacağım için bayağı bir zamanları olmuş olacak. İsterseniz şimdi bunlara yazmaya başlayalım. Çünkü e, hepsine kopyala yapıştır yapacağım. Buraları hızlandırmak zorundayım arkadaşlar. İsterseniz yazmaya başlayalım. Müzik Arkadaşlar şu an buradaki herkese yazdık mesajımızı kopyala yapıştır yaptık. Şimdi ben bunların hiçbirine bakmayacağım ee, ve bir dahaki sabaha bunların hepsine bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi aradan baya bir saat geçti baya bir bekledik. Ben bunları akşam 12'de vesaire yazmıştım. Şu an saat bir sonraki gün saat 7. Ee, bayağı bir bekledim ve çok fazla kişi yazdı. Geri dönüş yaptı. Umarım güzel logolar görürüz. İsterseniz şimdi yavaştan incelemeye geçelim. Evet, şöyle göstereyim kısaca sizlere. bayağı bir kişi yazdı, dediğim gibi. Ee, bu arada alamadığım çok fazla arkadaşım var. Ee, şu şekilde e, göstereyim. Ee, burada isteklerde görmüş olduğunuz gibi hikayeme yanıt verenler vesaire çok fazla kişi var. Ee, hani bir 100 kişiyi geçmiştir herhalde toplamda isteyen sayısı. Ama onlar artık bir dahaki videoya kaldı arkadaşlar. Şimdi buradan mesela ilkine giriyorum. Bu neymiş? Ee, dersler vardı vesaire yazmış. ve okay. ee, Çok fazla var. Çektin mi videoyu vesaire? Evet. Şimdi bir bakalım. Ee, karakterli ve karaktersiz yapmış. Ama sanırım aynı text. Bir bakalım ilk önce sadesine. Arkadaşlar arkadaşımızın attığı link e, açılmıyor. Bende de olabilir sorun. E, emin değilim. Ama şöyle baktığım zaman güzel duruyor. E, ama ben bunu bu şekilde de puanlarım yani hiçbir sıkıntı olmaz. E, şimdi bir bakalım bu arkadaşımıza. Ee, bakalım, evet şimdi e, şöyle bir bakmak gerekirse fontların e, birbirine uymadığını görüyoruz çünkü e, Birbirinden çok ayrı fontlar ve yazıyı da birbirinden çok fazla ayırmış e, Buna benim puanım 10 üzerinden 2, e, az önceki logoya da 10 üzerinden 5 veriyorum Şimdi e, bu arkadaşımıza bir bakalım e, bu açılacak mı acaba merak ediyorum. Evet bu açıldı. E, buna da e, arka plan hazır sanırım emin değilim. E, yazıyı da pek beğenmedim. İç içimayı vesaire verememiş. Yazıya bir tane tekstür atmış. 10 e, üzerinden puanım bu yazıya da e, pardon bu logoya da 2. Bu logoya bakacak olursak arka plan e, boş yani hiçbir şey yok. E, yazı yazmış sadece. 10 e, üzerinden 1 veriyorum geçiyorum. Hızlı hızlı bak bakmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten çok fazla gönderen var. Evet e, gayet güzel bir logo yapmış font pek uymuyor ama e, arka planlı uyumu olsun ne bileyim yazının içindeki tekstürler olsun iç olsun falan gayet güzel duran bir e, logo olmuş buna da 10 üzerinden 5 veriyorum e, bunu da geçiyorum e, bu logo değil. Başka bir kardeşimize bakalım. Yapmış ama arka plan çok karışık duruyor yani yazıyla böyle profil fotoğrafına koyduğunuzda bunu yazıyla çok iç içe durur o yüzden yani fontlar duymuyor o yüzden 10 üzerinden 2 puan veriyorum bunu da geçiyorum. Bu arkadaşımızın logosuna da bakalım. Şimdi karakter çok böyle güzel durmuyor onun dışında karakterin ve tüm logonun üstüne attığı bir boom tekstürü var ama onu da pek beğenmedim. Yazı çok büyük e, profile sığmayabilir o yüzden benim e, bu logoya 10 üzerinden puanım 3 e, Puanımı veriyorum geçiyorum diğer logomuza diğer logomuz e, Arka planı hazır bir arka plan gibi geldi çünkü e, Bir yerlerden tanıdık geliyor yazıyı tam yapamamış böyle lirik e, tarzı yapmaya çalışmış ama yapamamış O yüzden 10 üzerinden 1 veriyorum bunu da geçiyorum e, Onun dışında burada Habil'in attığı bir şey var ee, ama ona yazmamışız maalesef, ee, unutmuşum. Yani unutmuş olabilirim çünkü çok fazla kişi yazdı. Bu sanki daha önceki bölümlerde gelmişti gibi hatırlıyorum ama emin değilim benzerleri olabiliyor aralarda. Şimdi yazı gayet güzel ama yazıyı biraz daha küçültseymiş olabilirmiş. Çünkü yine profil fotoğrafı olarak sığmayabilir. Kenarlardan bazı M harfinin, T harfinin falan kenarları gidebilir. Onun dışında arka planda uyumu vesaire güzel. 10 üzerinden 5 puan veriyorum. Bunu da geçiyorum. Arkadaşımız karakterli text diye sormuş. Ben oraya zaten text yazdığımı hatırlıyorum. Bakalım. Text falan yazmamışım ama bir şey yapabilirdi. Şimdi bakalım. E, fontu beğenmedim açıkçası iyi değil Onun dışında iç şımayı ve renkleri tutturamamış Arka planda e, bazı e, partiküller var ama overlay falan değil e, Onun üzerinden bir puan veriyorum Bu logoyu da geçiyorum Pazartesi olur mu yazmış çok geç e, olmaz Onun dışında e, bu arkadaşımıza bakalım Arka plan boş hiçbir şey yapmamış Onun dışında yazıya gölge vermemiş Yazının fontu uyumlu değil birbirleriyle e, Güzel fontlar kullanmamış ee, iç İçişimayı da yapamamış maalesef bu logoya puanım 10 üzerinden sıfır diyorum ve geçiyorum ee, şöyle bir bakalım bu kardeşimize Evet yine lirik tarzı yapmaya çalışmış ama yapamamış birincisi kalitesi çok kötü direkt instagram üzerinden atmış başka bir yani link sitesinden vesaire atmamış Onun dışında karakter seçimi yanlış daha kaliteli karakterler bulabilirdi ee, çoğu yerde var yani google'da arasa bile bulabiliyor onun dışında yazıda gölge vesaire yok. 10 üzerinden 1 puan veriyorum. Geçiyorum. Ee, bu arkadaşımıza geldik. Ee, bir bakalım. Ee, font fena değil. Biraz küçülse güzel olabilirmiş. Arka plan hazır bir arka plan. 10 üzerinden 3 veriyorum. Geçiyorum. Bu arkadaşımıza da yazmayı unutmuşuz. Yani çok fazla kişiye unuttum. Logonuz hazır demiş. Hemen buna da bakalım. Bu arkadaşımızın attığı e, logoda açılmıyor maalesef. Bazılarınızın attığı linkler açılmıyor. Sebebini bilmiyorum. Ee, ama değerlendirebilirim. En azından böyle değerlendirebileceğim kadar görebiliyorum. Yani 10 üzerinden 3 veriyorum geçiyorum. Yazı vesaire çok iyi durmamış bence. Ee, hemen başka bir logoya geçelim. Evet şimdi buna bakacak olursak şuna bakalım yazı güzelmiş sadece text yapsaymış arka planı daha güzel bir şey yapsaymış eğer güzel olabilirmiş nereden yaptığını bilmiyorum sanırım bilgisayardan yapmış ama emin değilim yine de onun dışında karakter seçimi yanlış yani yanlış değil de daha kalitelisi var bu karakterin onu seçebilirdi arka planı hiç uğraşmamış o yüzden sadece yazısına 10 üzerinden 3 veriyorum ve geçiyorum bu arkadaşımız da yaptım ama çok uğraşmadım vesaire yazmış Şimdi arka plan fena değil ee, yani bir partikül yani partikülü daha fazla atsaymış falan daha iyi olabilirmiş tabi. E, font seçimi yanlış. E, çünkü güzel durmuyor. Birbirine uyumlu fontlar değil. E, birbirine uyumlu olmadığı halde bükmüş yazıyı dalgalandırmış vesaire. Güzel durmamış. On üzerinden 2 veriyorum. Bu logoyu da geçiyorum arkadaşlar. Bu arkadaşımız yani arka plan gene hazır gibi geliyor. Ama kendi de yapmış olabilir bilmiyorum. E, yine fontlar çok uyumlu fontlar değil. E, böyle daha birbirine uyumlu fontlar bulabilirmiş. Ayrıca yazı çok büyük. On üzerinden 2 puan veriyorum. Bunu da geçiyorum geçiyorum. Ee, onun dışında bu arkadaşımıza bir bakalım. Ee, şimdi 3 tane logo yapmış. Bir tanesi text. Bir tanesi e, daha doğrusu 2 tanesi karakterli olarak yapmış. Ben direkt text'e bak bakacağım. Çünkü asıl istediğim textti ama ben text yazmayı unutmuşum. Oraya çok sıkıntı değil. Ee, arka plan çok karanlık ve yazının text şuru zaten çok karanlık yapıyor. Onun dışında üçüne toplam puanım 3 puan. Onun üzerinden 3 puan veriyorum ve geçiyorum. Bu arkadaşımız da yapamamış. Ee, bu arkadaşımız yapmış mı? Logonuz hazır demiş. Logoyu atmamış. Nasıl bir logo yapmalıyım demiş. Çoğu kişi bunu sormuş. Ee, ama ben yazmayı unutmuşum. Ee, şimdi e, birincisi stroke vermene gerek yoktu. Yani kenarlarına çizgi vermene gerek yoktu. Çünkü zaten gölge vermediğin için onlar bir işe yaramıyor. Güzel durmuyorlar. Ee, onun dışında e, alttakinin e, dış ışımasını açmışsın fakat onun opaklığını biraz daha kıssaydın vesaire daha iyi bir şeyler olabilirdi. Onun dışında mesela yazıyı arkaya büyütürdün ee, biraz opaklığını kısardın falan daha iyi olabilirdi. Arka planı yine hazır bir arka plan gibi 10 üzerinden 1 puan veriyorum. Bu logoyu da geçiyorum. Bu arkadaşımızın yazısı güzelmiş fakat fontlar birbirine e, az uyumlu. Hani diğerleri kadar değil de bu biraz daha uyuyor gibi geldi gözüme. Onun dışında elektrik efektleri çok güzel durmamış şu yıldırım efektleri diyeyim daha doğrusu. E, arka plan fena değil çok böyle güzel de değil çok kötü de değil. on üzerinden 2 puan veriyorum bunu da geçiyorum. Evet, bu arkadaşımızın logosuna da bakalım. Fontlar birbirine yeni uyumlu değil. Az önce dediğim şeyi bu arkadaşımız yapmış. Arka planı, yazıyı büyütmüş, opaklanık biraz kısmış. Ee, onun dışında birkaç yani biraz daha partikül arttırsaydı, bir ışık vesaire verseydi, bir de renk tonunu arka planla yazıyı ayarlasaydı daha iyi olabilirdi. Bir de filtre ve vesaire ekleseydi kullanılabilir bir logo olabilirdi. Onun üzerinden 3 puan veriyorum. Bunu da geçiyorum. Bu arkadaşımızın logosuna baktığımızda arka plan çok açık, çok parlıyor. Onun dışında font birbirine uyumlu değil ve yazı çok büyük. E, bu logoya 10 üzerinden 2 puan veriyorum. Bunu da geçiyorum. Bu arkadaşımız fena yapmamış. Yani şu an en yüksek puanı sanırım buna vereceğim. Çünkü gayet sade ve hoş. Yani ışıklandırmasını yapmış. Yazısını yazmış. Karakter fena değil. E, karaktere gölge versemiş daha iyi olabilirmiş ama çok dert değil. E, 10 üzerinden 6 puanı veriyorum ve şu anlık en yüksek puan bu arkadaşımızın oluyor. E, bakalım video sonunda en yüksek puanı kim alacak göreceğiz. Şimdi bunu drive'den verdiği için bu arkadaşımız ben erişim istemek istemiyorum. Bilmiyorum link herkese açık mı ama ben yine de erişim istemeyeceğim. E, buradan bakacağım. E, yazı fena değil bu arada. Alt tarafta böyle kristal e, yazmış gibi bir havası var. Ama hocam mesela çok uzakta ve fontu hiç uymuyor. Onun dışında arka planla yazı uyumlu. Çok e, şey değil ama yazı çok belli olmuyor. O yüzden 10 üzerinden e, 5 puan veriyorum ve bunu da geçiyorum. Evet ben istemeden daha yapmış. E, bu arada gerçekten güzel yapmış. Şunlar e, hoşuma gitti. Şimdi şöyle bir bakalım e, fontlar yani birbirine uyuyor aslında ama H mesela çok büyük durmuş e, H olmasaymış yani H'yi küçük falan yapsaymış tasarımın biraz daha üstüne getirebilirdi ortalayabilirdi daha iyi olabilirdi. Yazıyı da biraz küçük yazabilirdi nedense gözüme bir hoş gözüktü o yüzden 10 üzerinden 7 puan veriyorum bu logoya. E, diğerlerine bakmayacağım zaten tek bir logo üzerinden değerlendiriyorum. Bu arkadaşımıza bakalım. Logosunu zaten direkt buraya atmış. O yüzden hiç siteye girmeyeceğim. Şimdi bir tane ateş efekti koymaya çalışmış iğnenin üstüne ama onu biraz daha küçültseymiş daha iyi olabilirmiş. Çünkü tam üstüne oturmamış. Denk gelmemiş. Onun dışında yazıya gölge vermiş. Yazının fontları çok uymuyor. Yani çoğu kişi bu fontları kullanmış ama yine de idare eder diyelim. Arka planda fena değil, çok iyi değil ama çok kötü de değil. O yüzden 10 üzerinden 4 puan veriyorum bu logoyu da. Geçiyorum. Videonuzun vesaire yazmış ama logoyu yapmamış. Ee, onun dışında tamam yazmış ve bu arkadaşımız da logoyu yapmamış. Bu logoyu kullansak olur mu? Cihazım yanımda olmadığından dolayı yapamıyorum vesaire ama yapmamış. Ee, o logoyu kullanamayız çünkü ben e, kendi ismime e, ait bir şey istediğim için e, o şekilde olmuyor maalesef. Şimdi e, logo bir kere piksel Lab'dan yapılmış gibi hissediyorum e, o yüzden 10 üzerinden 1 puan veriyorum ve geçiyorum. Bu arkadaşımızın logosuna da bir bakalım e, şimdi fontlar e, fena değil e, yani iyi de değil fena da değil ama bilmiyorum e, arka planla uymadığı için bu logoya 10 üzerinden 1 veriyorum ayrıca o e, Pixel lab Photoshop e, logoları falan da pek iyi olmamış. E, bu arkadaşımıza hemen geçiyorum. Bu arkadaşımıza bir bakalım. Logonuz teslim edilmiştir vesaire. Bugün resim sitelerinde bir şey var. Açılmıyor. Ama bunun logosuna da buradan gördüğüm kadarıyla 10 üzerinden 2 veriyorum ve geçiyorum. Bu arkadaşımızın logosuna bakacak olursak fontlar birbirine uyumlu değil. Ayrıca kullandığı font çok düz bir font. Yani e, iyi bir font değil. Onun dışında e, yazı yazıda çok gölge var. Artı Pixel Lab'dan yaptığı çok belli oluyor. Yazıda gölge yok. Ayrıca yazının yanını böyle kesmiş, pedingine biraz açmamış. Elektrik efektleri vesaire çok iyi olmamış. On üzerinden sıfır veriyorum. Bunu da geçiyorum. Bu arkadaşımızın logosu da az önce baktığımız birisine çok benziyor. O yüzden on üzerinden 4 veriyorum. Bu arkadaşımızla geçiyorum. Şimdi tabii ki ben bu videoyu çekerken hala atmaya devam ediyorlar. Bu kadar saat geçmesine geçmesine rağmen e, hani çok fazla sürede atıyorlar. Bu arkadaşımıza bakalım. Yazıya gölge vermemiş. Yazı fena olmayacakmış ama gölge vermemiş. Arka planda çok düz arka plan. O yüzden 10 üzerinden 1 veriyorum. Ee, bunu da geçiyorum. Evet bu arkadaşımızın şu logosuna bakacağım. Yazı fena değil. Ee, parlaklığı olsun, tekstürü olsun falan fena değil ama arka planla rengi falan uymamış. O yüzden 10 üzerinden 3 veriyorum. Bunu da geçiyorum. Onun dışında bu arkadaşımızın logosuna da bakabiliriz son olarak. Ee, arkadaşımızın birincisi arka planı piksel piksel İkincisi yazının renkleri vesaire birbirine hiç uymuyor. Onun dışında yazının arka planı falan bulanık yani onun üzerinden sıfır veriyorum ve bunu da geçiyorum. Sanırım en iyi yapan arkadaşımız buydu yani en iyi puanı buna verdim diye hatırlıyorum. Arkadaşımızı takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında Instagram hesabının linki olacak. Beni de takip edebilirsiniz. Benim de Instagram linkim açıklama kısmında var. Oradan gidip takip edebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videodan bu seriden daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz. Önceki videoya 120 like falan geldi. Gerçekten teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.